Merhabalar, ben Kerim Koçak. Bugün size daha önce duymadığınız 6 yeni elektrikli bisikleti tanıtacağım. İlk modelimiz 200 kilometre menzil sunan Modmo Saigon. Elektrikli bisiklet pazarına menzil konusunda sınırları zorlayan bir model dahil edildi. Modmo Saigon. Modmo firmasının yeni elektrikli bisiklet modeli Saigon, ilk olarak gerçekten çok modern bir çizgiye sahip. Genel olarak aşırı dikkat çekmemesi için tasarlanan bisiklet, esas farkını tasarımdan çok teknik detayları ile ortaya koyuyor. Açıklandığı kadarıyla bu model bünyesinde yer alan çıkarılabilir 18,5 amper 666 volt pil paketi ile tam 200 kilometre menzil sunuyor. Bu gerçekten böyle ince bir gövdeye sahip bir bisiklet için inanılmaz bir rakam. 6061 serisi alüminyum bir gövdeden oluşan şehir içi kullanıma yönelik bisiklet 36 volt 250 watt motoruyla 25 kilometre hıza kadar çıkılmasına imkan tanıyor. Toplam ağırlığının 13,9 kilogram olduğu aktarılan Modmo Saigon kesinlikle son dönemde gördüğümüz en iddialı modeller arasında yer alıyor. Yerleşik bir aydınlatma, sinyal sistemiyle donatılan ve arkasına çocuk taşımak için bir koltuk ya da benzeri aksesuarlar takılabilen elektrikli bisiklet, GPS ile ilginç olarak kendi 4G bağlantı altyapısını da taşıyor. Android işletim sistemiyle donatılan bisiklet, hareket sensörü bile taşıyor. Akıllı telefonlar ile Bluetooth üstünden haberleşebilen ve gidonunda temel bilgileri gösteren 3 inçlik bir ekran yer alan bisikletin açıklanan satış fiyatı 2238 dolar seviyesinde yer alıyor. İkinci modelimiz Storm City W. Elektrikli bisiklet pazarına bir model dahil oldu. Danimarka merkezli Storm karşımıza şehir kullanımına özel City W ile çıkıyor. Indiegogo üzerinde koyulan 50 bin euro hedefi tam 393 bin euro seviyesine çıkaran ve büyük bir başarı elde eden elektrikli bisiklet Storm City W gerçekten dikkat çeken şık tasarımlı bir model. Bu model esasen direkt olarak kadınlara hitap ediyor ancak elbette herkes için de uygun bir yapıda. Geniş çamurluklar ile ön kısımda büyükçe bir sepet taşıyor. Bu opsiyonel sepet bir şeyler taşımak adına oldukça yararlı. 3 farklı renk seçeneği bulunan model, Avrupa'da gücünü öne yerleştiren 250 volt elektrik motorundan alıyor. Bu motor ile 25 km hıza pedal desteğiyle rahatlıkla çıkılabiliyor. Bir motosiklet gibi kullanılamayan bu model, gövdeye entegre 10,4 amper pil paketiyle kullanıma da bağlı olarak 60 kilometre menzil sunuyor. Pilinin 3-4 saat arasında tamamen dolduğu aktarılan elektrikli bisiklet kullanım amacına göre çok yeterli bir menzil sunuyor. Bu arada bisiklet için 80 km menzile çıkabilen 14 amper pil paketiyle de satın alabiliyorsunuz. Diğer modelimiz dev lastikleriyle askeri zırhlı bir aracı andıran Annobike A1. Elektrikli bisiklet pazarına bir model daha eklendi. Kısa süre önce göreceğe çıkan Annobike A1 gerçekten bir askeri araç izlenimi oluşturuyor. Elektrikli bisiklet pazarının Kickstarter üzerinde destek aramaya çıkan en yeni modellerinden Annobike A1
ufak lastikli ancak buna rağmen askeri ya da outdoor araçlarına benziyor. Daha çok şehir odaklı olan ancak kalın ve dişli lastikleriyle araziye de uygun bir model olan bisiklet tamamen siyah renkte gerçekten çok dikkat çekici görünüyor. Daha önce Fatbike modellerinden tanıdığımız bu görüntü önde ve arkada disk frenlerin kullanıldığı dev kalın lastikleriyle Fatbike'ları andırıyor. Önde ve arkada disk fren sistemi mevcut. Yine konforlu yolculuk sunması için ön ve arkada amortisör sistemi kullanılmış. Orta kısmında yer alan 48 volt 14.5 amper pil paketiyle kullanıma da bağlı olarak Avrupa versiyonuyla 60 km menzil sunuyor. Hitap ettiği şehir içi kullanım için fazlasıyla yeterli bir menzil getiriyor. Arkada yer alan 250 volt elektrik motoruyla 25 km hıza çıkılmasına imkan tanıyan bisikletin Amerika versiyonu 70 km menzil ve 32 km hız yapabiliyor. Bu farkların arkasında donanım değil Avrupa'daki yasal hız limitleri yatıyor. Bünyesinde menzil ve pil konusunda bilgiler veren ufak bir TFT LCD ekran yer alan bisiklet istenirse yerleşik GPS birimiyle alınabiliyor. Modelin Kickstarter üzerindeki fiyatı ise 850 dolar olarak belirlenmiş. Diğer modelimiz 380 km ile tüm menzil kaygılarını ortadan kaldıran Delfast. Kickstarter üzerinde kısa sürede ciddi rakamlarda desteğe ulaşan Delfast sunulacağı pazarlarda liderliğe oynayabilir. Nüfusu milyonları bulan kalabalık şehirler, gürültü, karmaşa ve stres. Tüm bunları tek bir cümlede görmek bile içimizde kara bulutların toplanmasına neden olabiliyor. Bu bulutlara büyük oranda merhem olan elektrikli otomobillerse karşımızdaki trafik sorununun üzerinden henüz gelemiyorken gözlerimiz motosiklet ve hızla gelişmeye devam eden elektrikli bisikletleri arıyor. Küresel üreticilerden ziyade girişimci yeni markaların gerçekleştirdiği projelerle kısa sürede ciddi seviyelere gelen bu sınıfa referans olarak son model Ukrayna'dan geldi. 380 kilometrelik gerçekten inanılmaz menzil değeriyle ilgili olmayan birinin bile dikkatini çekmeyi başarıyor. Prime, Top ve Light olmak üzere 3 farklı versiyonla karşımıza çıkan Delfast, teknik değerleri versiyonlara göre değişiklik gösteriyor. En üst versiyonda sunulan 64 amperlik bataryayla 380 kilometrelik menzil kat edilebilen bisikletin 50 amperlik versiyonu 280 kilometre, 28 amperlik versiyonu ise 180 kilometre vaat ediyor. Burada en düşük versiyonda sunulan değerin dahi günümüzdeki birçok elektrikli bisikleti geride bıraktığını söyleyebiliriz. Ağırlık değerleri de sırasıyla 27, 43 ve 62 kilogram olan bisikletin erişebildiği maksimum sürat günlük ihtiyacı fazlasıyla karşılayacak cinsten. Paylaşılan verilere göre Delfast'in Light versiyonu 750 volt elektrik motoru 42 kilometre hıza, Prime versiyonu 1000 watt elektrik motoru ile 55 km hıza, Top versiyonu ise 5000 watt elektrik motoru ile 80 km gibi ciddi süratlere çıkabiliyor. Burada bölgelere göre değişmekte olan hız kuralları gereği mecburi kısıtlamalara gidildiğinde hatırlatmak gerek. Kickstarter'dan kısa sürede ihtiyaç duyduğu desteği bulan Delfast, yurt dışı satış fiyatları ise şu şekilde. Light versiyonu 2449 dolar, Prime versiyonu 2989 dolar, Top versiyonu ise 3829 dolar olarak belirlenmiş. Sonraki modelimiz All Terrain R750.
elektrik bisiklet pazarı ciddi şekilde büyümeyi sürdürüyor. Bu sefer karşımıza çıkan M2 S-Bikes imzalı model ise yenilenmiş versiyonuyla gün yüzüne çıktı. M2 S-Bikes firması kısa süre önce dikkat çeken elektrikli bisiklet modeli All-Terrain R750'yi 2020 ibaresiyle güncelledi. Farklı lastik seçenekleri ve boyutlarda hazırlanan model standart görüntüsüyle çok dikkat çekmiyor. Bu da çoğu kişi için sade ve şık bir tasarıma imkan sağlamış. Ön kısımda sürüş konforunu arttıran süspansiyon sistemi kullanılan bisiklet, ufak bir aydınlatma altyapısına da sahip. Seçilen lastiğe göre şehir içi ya da arazi için uygun hale gelen model, pil paketini de orta kısmında taşıyor. Ön ve arkada Tektro disk frenler kullanılmış. Yerleşik çamurluklarının olması oldukça güzel görünen bisikletin arkada yük taşıma odaklı bir aparatı da bulunuyor. Bisikletin yenilenmiş versiyonu için 12.8 amper, 16 amper ve 21 amper 1000 watt hours olmak üzere 3 farklı pil paketi sunuluyor. Bu pil paketleriyle 32 km ile 120 km arasında menzil değerleri elde edilebiliyor. 750 watt gücündeki motoruyla 45 km hıza çıkabilen bu bisiklet teknik anlamda da gayet iddialı. Bir sonraki modelimiz ultra hafif katlanabilir elektrikli bisiklet Air 33. 15 kilogram ağırlığıyla geliyor. Xiaomi'nin T-Cycle modelinden daha ağır olduğunu belirtelim. Trafik sorununa çözüm amacıyla geliştirilen elektrikli bisikletlere bir yenisi daha eklendi. Kickstarter üzerinden fon desteği toplamaya başlayan Air 33 isimli bisiklet hafif ve katlanabilir tasarımıyla göze çarpıyor. 350 wattlık motoru bünyesinde barındıran bisiklet pedal veya tamamen elektrikli motoru yardımıyla kullanılabiliyor. En hafif ve en uygun katlanabilir elektrikli bisiklet olarak lanse edilen Air 33 tam şarjla pedal desteğiyle 56 km yol kat edebiliyor. Gösterge ekranı üzerinden pil, hız ve mesafe hakkında kullanıcıları bilgilendiren bisiklet suya karşı dayanıklı bir gövdeye sahip. Hızlı şarj desteğiyle 2 saat gibi bir sürede şarj edebilen Air 33'te hırsızlık vakalarına karşı kilit özelliği de bulunuyor. Şimdiye kadar yaklaşık 69 bin dolar fon desteği toplayan bisikletin üretime geçebilmesi için toplamda 75 bin dolar fon desteği toplaması gerekiyor. 15 kilo ağırlığındaki bisiklet yeterli fon desteğini toplayabilirse 40 kilometre menzil kat edebilen modeli 799 dolardan 56 kilometre menzil kat edebilen modeli ise 999 dolardan önümüzdeki yılın Şubat ayında satışa sunulacak. Evet, son olarak gövde sağlamlığıyla zirveye oynayan bir bisiklet Kelly Theos. Elektrikli bisiklet pazarına çok iddialı bir model daha geliyor. Kelly Theos F serisi ile gövde sağlamlığında zirveye oynuyor. Elektrikli bisiklet pazarında zorlu yarışlara özel olarak hazırlanmış birçok sağlam model bulunuyor. Biliyorsunuz kaliteli birçok bisiklet uçak sınıfı alüminyum kullanılarak, en üst seviye bisikletler ise genellikle karbon fiber kullanılarak üretiliyor. Burada özellikle karbon fiber gövdeler hem sağlam hem de hafif olmasıyla çok beğeniliyor. Ancak Slovakya merkezli Kelis firması Belçika merkezli Rainforset ile ortaklık kurup karşımıza gerçekten özel bir bisiklet çıkıyor. Kelis Theos F serisi elektrikli bisiklet dağ bisikleti formundaki seride 3 farklı model yer alıyor. Ve her 3 modelde Feather adı verilen termoplastik hibrit çelik karbon kompozit olarak geçen ana bir gövde üzerine kuruluyor. Bu oyunu değiştirecek ve devrimsel olarak nitelendirilen yeni nesil kompozit materyal aktarıldığı kadarıyla diğer karbon gövdeleri sağlamlık konusunda ikiye katlıyor. Evet, bu gövdenin standart bir karbon fiber gövdeden 2 kat daha güçlü, sağlam olduğu, darbelere 2 kat dayanıklı olduğu ve buna karşın karbon fiber gövde hafifliğinde olduğu aktarılıyor. Bu da elbette bisiklet teknolojileri için inanılmaz. Bu ilerlemenin son noktalarında Kelly Theos F aktarıldığı kadarıyla Shimano imzalı bir elektrik motoruna ve çıkarılabilir 720 volt pil paketine ev sahipliği yapıyor. Pilin avantajı ise bisikletimizi şarj ederken sadece bataryayı çıkartıp evimizde şarj edebiliyoruz. Bisikleti taşımamıza gerek kalmıyor. Fiyat olarak 5000 euro seviyesinden başlayacağı bildirilen bu bisiklet oldukça ilgi çekici göründüğünü söyleyebilirim.